Merhaba. Bugün size madenciliği tanıtacağım. Öncelikle maden toplamak için sorbent olmanız gerekiyor. Bildiğim kadarıyla sadece sorbentler maden toplayabiliyor. Bunun için bir katıra ve kartı ihtiyacınız olabilir. Arkamdaki şey. Kartı buradan satın alabiliyorsunuz. Katı ise buradaki at dükkanından satın alıyorsunuz. Şu an her yerde bir at dükkanı var görüldüğü üzere. Orada da stokta olmayabiliyor. Eğer stokta yoksa iki buğday ve step ve full eğriyle bu katırdan üretebiliyorsunuz. Şu an Richfield köyündeyiz. Player yazan yer benim olduğum yer. Burada kömür var. Eğer topladığınız madenleri eritecekseniz artizan olmanız gerekiyor. Ancak artizanlar toplayıcılık yapamıyor. Servantlar toplayıcılık yapabiliyor. Buraya yaklaştığınızda kazma ile madenlere vurmanız gerekiyor. Bunu attan inerek yapabilirsiniz ama ben attan inmenizi pek tavsiye etmiyorum. Rolsüz bir şekilde çalan insanlar oluyor çünkü sonucu non-whitelist olduğu için her türden insan girebiliyor. Bu şekilde kazmayla taşa vurarak envanterinize toplayabilirsiniz madenleri. I tuşuna basarak da envanterinizi açabilirsiniz. Envanterinizde olduğundaysa sol altta bir yazı çıkacaktır. Atınızdan inip sandığın üzerine gelip F tuşuna basarak envanter kontrolünüzü gerçekleştirebilirsiniz. Eğer artizansanız madenlerinizi burada pişirebiliyorsunuz ancak
şunu tekrar hatırlatayım. Artizanlar toplayıcılık yapamıyor, ağaç kesemiyorlar, maden toplayamıyorlar, tarlalardan bir kaynak elde edemiyorlar. Burada kömüre ihtiyacınız oluyor pişirmek için, ancak odun da kullanabiliyorsunuz. Odunla kömür craftlayabiliyorsunuz. Iron ingot vesaire de yapabiliyorsunuz. Kazdığınız madenleri pişirebiliyorsunuz. Ve bu şekilde biraz daha pahalıya satabiliyorsunuz ürünleri. Benim size tavsiyem, bir arkadaşınızın artizan olması, sizin de servant olmanız veyahut da tam zıttı. Bu taraftaki tezgahta ürünlerinizin satışını yapabiliyorsunuz. Üstüne gelip satmak istediğiniz ürünün üstüne gelip sell tuşuna basmanız yeterli oluyor. Burada atınızı ve ürünlerinizi çaldırmamaya dikkat edin. Bugünkü videomuz bu kadardı. Eğer herhangi sorunuz olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse like atarsanız memnun olurum.